27 Temmuz 2012 Gazi Mahusa Osman Fazıl Fuatpaşa Camii'ndeyiz. Dini bilgiler kursunun son günündeyiz. Caminin kitaplığı maalesef çocuklar tarafından dağıtıldığı için ya da halkımız aldığı kitapları yerine koymadığı için yeniden ben elden geçirdim. Kameramanımız bize yardım ediyor. Birazdan kendisini takdim edeceğiz. Kur'an bölümlerini tanıttık. Ardından el kitapları var. Çeşitli branşlarda, örneğin İslam dini, itikat, ibadet, ahlak, yazan Ahmet Hamdi Akseki, eski Diyanet İşleri Başkanlarımızdan bir tanesi, 22. baskıyı yapmış bu. Şöyle baktığımızda Başnur Matbaası Ankara'da basılmış. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları. Son baskısı 1970'te yapılmış. Toplam 315 bin defa basılmış. 315 bin. İlk baskısı 1950'de yapılmış 10 bin. Son baskısı da bu elimizdeki baskı yani. 1970'te basılmış toplam 20 bin. Toplam 315 bin adet basılmış. Çok değerli bir kitap, içinde itikat, ibadet ve ahlak ilkeleri var. Yine bu bölümde bazı şiir kitapları var. Hindistan Evliyalar, İstanbul Evliyalarını gösteriyor. Ayrıca çok meşhur bir ansiklopedi var. Meydan Larus. Meydan Larus biraz farklı dizilmiş. Sondan başa doğru geliyor. Yani sağdan sola doğru. İnşallah onu da soldan sağa doğru dizeceğiz. Hemen bu bölüme geçelim. Bu bölümde tefsirler var. Örneğin bir tanesine bakalım. Milliyet tarafından yayınlanmış. Profesör Doktor Süleyman Ateş, eski Diyanet İşleri Başkanlarından bir tanesi, Kur'an-ı Kerim tefsiri. Şöyle baktığımızda Yeni Ufuklar Neşriyat'ın çıkardığı Kur'an-ı Kerim 1988'de basılmış. Milliyet 1995, burada da 1988 tarihi var. Yine ilk tefsirlerden diyebileceğimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından yazdırılmış Elmalı meşhur Muhammed Hamdi Yazır'ın tefsirinin Azim Matbaacılık tarafından özeti. Hak dini, Kur'an dili. Bu toplam benim kütüphanemde de var. 10 kalın cilt. Atatürk'ün bizzat yazdırdığı orijinal Kıbrıslı Raif abiyi de gösterebilirsin. Raif abi, bu eser çok değerli. Evet, biliyorum. İslam aleminde çok değerli. Evet. Bizzat Atatürk mecliste karar alarak meali Mehmet Akif Ersoy'a merhum, tefsiri de Muhammed Hamdi Yazır'a, Elmalı Muhammed Hamdi Yazır'a veriyor. Elmalı Hamdi Yazır 9 cilt halinde. Son bölümünü daha sonra fihrist olarak yayınladılar. Onunla 10 cilt. Bu elimizdeki de 10 cilt ama özeti. Evet. Azim basmış. Teşekkürler. Devam ediyoruz. Yine Hak Dini Kur'an Dili'nin 9 cilti var burada. Aslında 10 cilt. Yine Diyanet'in yayınladığı İslam'a giriş var. Burada değişik ansiklopediler var. Örneğin Büyük Osmanlı Tarihi, Dini Terimler Sözlüğü, yine Tema Larus'un değişik sözlükleri var. Yine Larus'un sözlükleri var. Milliyet'in yayınladığı Büyük Larus'un yine bölümleri var. Burada yine Türkiye Gazetesi'nin yayınladığı Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi var. Yine bir tanesine bakalım. Osmanlı Medeniyeti Tarihi var. Zaman yayıncılığı. Osmanlı Devleti'nin 700. kuruluş yıl dönümüne armağan edilmiş. Raif abi belki şaşıracak, ne alakası var diye. Evet. Öğrenciler bunları dağıtmış. Ben topladım. Toplamışken dedim bir hatıra kaydedelim. Evet. Sağ olsun bize yardımcı oluyor kardeşimiz. Evet. Son iki bölüm kaldı. Evet. Bu bölüme baktığımızda Raif abi, bu 22 cilt olarak tasarlanıyordu. Evet. Benim kütüphanemde şu anda 40 cilti var. Bu ona kadar evet, geldi. İslam ansiklopedisi dünyaya ve bize kaynak. Esas bunun reklamı bu. Diyanet Vakfı basıyor bunu. Şu devam, anda 40 cilt yayınlandı ama bitmedi. Bakalım kaçta bitecek. Bir de biliyorsun ekleri çıkar bunun. Unutulan maddeler, sonradan ilave edilen maddeler. İnşallah bu en fazla tahmini diyeyim 50 cilti bulur yani. Şu anda
41-42 basıldı. Ben de 6 ayda ya da 3 ayda bir gittiğim için son ciltleri bilmiyorum. En son 40 basıldığını biliyorum. Evet, buraya baktığımızda yine Diyanet İşleri Başkanlarından eski Ömer Nasuhi Bilmen'in duydunuz. Biliyorum. Ömer Nasuhi Bilmen'in tefsiri var. Baktığımızda Ömer Nasuhi Bilmen'in Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealisi ve tefsiri çok değerli bir zat. Aynı zamanda bunun burada evet görülüyor. Büyük İslam İlmihani de var. Bu sadeleştirilmiş. Yıllar sonra tekrar Merve Yayınları tarafından basılmış ve ilaveleri var bunun. Toplam şöyle baktığımızda sayfa adedine bakıyorum. 575 sayfa. Gerçekten Ömer Nasuhi Bilmen gibi insanlara ve büyük alimlere ülkemizde ihtiyaç var. Allah hepsinden razı olsun. Amin. İslam dinine hizmet edenlerden Amin. Razı olsun. Sizlerden de razı olsun. Bizi Amin. Dinliyorsunuz. Büyük İslam imanı gerçekten çok önemli. Şunu tanıtıyorduk. Bu da Kur'an-ı Kerim'in Türkçe meali. Yani bir nevi geniş açıklaması. Tefsir de diyebiliriz biz buna. Toplam 8 cilt burada. Görüyorsunuz. Birinci cilti yok. Bu ikinci cilt. Şöyle bir bakalım kaç yılında basılmış. Birinci cildi aldılar mı acaba? Kim aldı? Belki kaybolmuş olabilir. Mesela bu cilt, ikinci cilt nereden başlıyor? Şöyle bir bakalım. Evet, Nisa suresinden başlıyor. Nerede bitiyor? Bir de oraya bakıp bitirelim. 1500 liraymış Raif abi, 1500. Zamanında. Evet. Sıfırlar silinmeden önce. Şimdi kaça dönüyor? Tabii. Şimdi baktığımızda şöyle, ikinci cildin sonu Araf suresiyle bitiyor. Araf suresinin kaçıncı ayeti? 206'yı açıklamış, bitirmiş. Yine burada en son Diyanet'in yayınladığı tefsir var. Diyanet bunu 5 cilt olarak yayınladı. Benim kitaplığımda da var Ankara'da. Burada da var gerçi, getirmiştim ben. Gerçekten değerli bir tefsir. Bütün tefsirlerin özü diyebiliriz buna yani. Ne zaman basıldı? Şöyle bir bakalım. Ve burada bir kayıt var. Onu da söyleyelim. Teslim eden ve alan Türkiye Cumhuriyeti din görevlisi Nevzat Özekinci hediye etmiş bunu. Allah razı olsun. Ankara 2007. Bu arada müellifleri de söyleyelim. Türkiye'nin çok değerli müellifleri ve profesörleri. Profesör Doktor Hayrettin Karaman, Profesör Doktor Mustafa Çağrıcı, eski İstanbul Müftüsü. Bir önceki İstanbul Müftüsü buydu. Evet. Profesör Doktor İbrahim Kafi Dönmez, İstanbul İlahiyat'ın dekanlığını da yaptı. Profesör Doktor Sadrettin Gümüş. 4 tane müellif tarafından kaleme alınmış 5 cilt bu. Zuhayri'nin İslam fıkhını da gösterelim. Bu da bir insanın, bir Müslümanın bilmesi gereken her konu var. Rastgele bir konu açalım. Örneğin ezan ve kâmet anlatıyor. Fıkhı hükümler yani. Evet. Burada da Türkiye Gazetesi'nin baskılı Rehber Ansiklopedisi var. Gelişim Ansiklopedisi var ayrıca. Ve burada da Evliyalar Ansiklopedisi var. Yine Türkiye Gazetesi'nin bastığı. Son bölüme gelelim. Evliyalar abi. Evet. Son bölüme. This section. Record this section. İbrahim Canan, bu kardeşimizi kaybettik. Merhum oldu. Maalesef bir trafik kazasında vefat etti. Hadis profesörü. Benim de branşım hadis. Allah gani gani rahmet eylesin. Profesör Doktor İbrahim Canan ilk bunu yayınlayan zaman. Akça. Akça yayınladı Ankara'da. Ha. Çok eski bir yayıncılıktır. Zaman da bunu bu boyutta verdi. Bunun boyutu daha büyüktür. Akça'nın yayınladı. Bendeki mavi örneğin. Buradaki biraz daha değişik. Bu toplam 18 cilt. Burada 16 tanesi var. Son bölümde de fihristler var. Eksik mi var şimdi? Evet, burada eksikler var. Şu çok önemli. Geçen bu zatla tanıştık. Bu zat şu anda Urfa tarih bölümünde profesör. Bu doktora tezi, hatta kendisine Nuri Çeviker profesör. Buranın zatlarından, buranın vatandaşı diyebilirim. Büyük ihtimal. Değil mi? Evet. Burada yaşamış. Burada doktorasını yapmış. Özellikle şu bayrağı çekmeni istiyorum. Şu bayrağı çekmeni istiyorum. Kıbrıs meselesi bugünü ve yarını. Avrupa Birliği kıskacında. Gerçekten okunacak bir eser. Allah razı olsun. Kim onu buraya bağışlamışlar. Bağışlayan bilinmiyor. Yok, İrfan Kaya Ülger ve Ertan Efegil yayınlamış bunu. Bu kadar Profesör Doktor şu anda. Yazı ne ya?
Profesör Doktor Nuri Çelik'in bu. Aynı zamanda Ülger Efegil ismini de taşıyor. Nuri Çelik elinde yine böyle bir doktora tezi var. Bu Ülger Efegil tarafından yayınlanmış. Evet, bitiriyoruz. Bu bölümde de yine dergiler var ve diğer el kitapları var. Rastgele birisine bakalım. Örneğin Din ve Devlet, Din, ve Devlet ve Toplum, Avant'ta. Avant'ta her yıl toplantılar yapılır. Profesörler diyaneti, orada diyaneti. Tabii, yok, bütün Türkiye'ye açık, Türkiye profesörlerine açık. Orada alınan kararlar. Hangi konular var? Din, devlet ve toplum var. Raif abi bize eşlik etti. Kendisini de kısaca tanıtalım. Raif abi, kendini tanıt. Tarihe kayıt düşelim. Buyur. Ben 1935 Altepe doğumluyum. Evet. Lise mezunuyum. Allah razı olsun. Benim... Orijinal Kıbrıslı. Orijinal Kıbrıslı sayılıyorum, evet. Evet, öyleydi. Allah razı olsun. Burada bulunmaktan. Ben seni mutluyum. De tanıtıp bitireyim. Çok teşekkürler. Şimdi bize kamerada yardım eden kardeşimiz, what's your name? Muhammed, which country? Nijeryalı kardeşimiz Muhammed, which state? Ben Nijeryalı, ben de yaşıyorum. Ben Elina, Kano, Nijeryalı, Nijeryalı. Kano. Gavana, Nijerya. Nijerya diyor. Allah razı olsun. Cemaatimiz yavaş yavaş geliyor. Cuma tabi vaazı var. Namazı. Teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah bu kitapları okuyanların sayısı artsın. İlgi olsun. Allah okuyanların okuduklarını, değil mi, anlama, ardından anladıklarına yaşama fırsatı versin. 23 Temmuz 2012 Gazi Magosa, kameraman da bize yardım eden Muhammed. Bir nevi gerçekten çok hizmeti geçti. Teşekkür ederiz.